Evet arkadaşlar, bugün adjective clause'ları çalışacağız. Aynı zamanda relative clause da deniyor. Önce ama bir mantığını kavramak gerekiyor adjective clause. Yani sıfat cümlecikleri demek. Şimdi güzelce teker teker gidelim arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şimdi bir nesnemiz var. Bag, çanta. Şimdi çantayı nitelendiren, şu which sorusuna cevap veren, which sorusuna cevap veren şeyler. Expensive bag. Which bag? Expensive bag. Which bag? Beautiful bag. Which bag? Brown bag. Which bag? Leather bag. Bütün bunlar neydi arkadaşlar? Bunlar sıfatlar. Adjective'ler. Adjective. Tamam mı? Adjective'lerin özelliği neydi? İsimleri nitelendiren ve ismin hemen solunda yer alan yapılardı adjective'ler. Peki çantayı, mesela çantayı nitelendirecek bir cümle olamaz mı mesela? İşte olabilir. İşte bunlar da tam da adjective clause'lar arkadaşlar. Şöyle önceden hazırladım. Şimdi bunlar normal sıfatlardı. İsmin, nitelenen ismin hemen solunda yer alıyorlardı ve birer kelime veya birkaç tane sıfatı yan yana kullanabiliyoruz. Bunlar hangi soruya yanıt veriyor? Which sorusuna yanıt veriyor. Which bag? Beautiful bag. Which bag? Expensive bag. Şimdi peki çantaya, which bag sorusuna bir cümle nasıl nitelendirebilir çantayı? Mesela which I bought in London. Londra'da satın aldığım çanta. Which bag? Bag which I bought in London. Londra'da satın aldığım çanta. Arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Bu tür cümlelerde nitelenen isim var. Burada nitelenen şey ne? Çanta. Bag. Daire için alacağız bundan sonraki çalışmalarımızda. Nitelenen ismi daire için alacağız. Onu nitelendiren sıfat ve sıfat cümlecikleri var. Niteleyen. Onun da altını çizeceğiz arkadaşlar böyle. Şimdi şu cümle ne yapmıştı? Bag'i nitelendirdi. Which bag? A bag which I bought in London. Londra'da satın aldığım çanta. Peki ikinci cümle. Which bag? Which you gave me for my birthday. Doğum günüm için bana verdiğin çanta. Arkadaşlar bakın, yine nitelenen şey çanta. Nitelendiren cümle ise, cümlecik ise which you gave me for my birthday. Which bag sorusuna yine. Which is very popular in my city. Şehrimde çok popüler olan çanta. Nitelenen isim çanta. Nitelendiren cümle bu arkadaşlar. Unutmayın. Nitelenen bir isim var. Nitelendiren bir cümle var. Cümlecik. Bag. Which bag? Bag whose color is very nice. Rengi çok hoş olan çanta diyor arkadaşlar. Yine bakın. Yine nitelenen, nitelendiren cümle. Şimdi birinci önemli olan şey şu. Nitelendirilen ismi bileceğiz. Daire içine alacağız. Onu nitelendiren cümleyi de altını çizeceğiz arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi bir şey daha var önemli olan. Nitelendirilen isim, nitelendiren cümlede ne durumunda? Şimdi burada ne durumda arkadaşlar? Which I bought, satın aldım. Şimdi burada özne I. Demek ki back burada özne durumunda değil. Burada arkadaşlar nesne durumunda. Bu cümlede nesne durumunda. Demek ki back nitelendiren isim, nitelendiren cümlede nesne durumunda olabilir. Which back? Which you gave me? Which you gave me for my birthday? Yine burada nesne durumunda. Çünkü burada özne you. Buradaki cümlede ne durumda? Bag, which is very popular in my country. Bakın burada bag özne durumunda. Demek ki nesne durumunda olabilir, özne durumunda olabilir. Burada ne durumda? Çanta ki onun rengi çok popüler. Burada iyelik eki durumunda arkadaşlar. Whose color is very nice? Its color. Yani iyelik durumunda. Demek ki nesne durumunda olabilir, özne durumunda olabilir, iyelik durumunda olabilir arkadaşlar. Tamam mı? Yine aynı şekilde şöyle şurayı kapatalım. Man. Adam. Hangi adam? Handsome man. Yakışıklı adam. Bunlar birer sıfat. Çünkü ismin solunda yer alıyor. Handsome man. Rich man. Famous. Friendly. Birer kelime veya birkaç kelime yan yana olabilir. Bunlar ismi nitelendiren. İsmimiz neydi nitelendirilen isim? Man. Adam. Peki bunu nitelendiren cümleler olabilir mi? Adam. Hangi adam? Which man? Who is my English teacher? İngilizce öğretmenim olan adam. Olur mu? Olur. Hangi durumda arkadaşlar? Özne durumunda burada. Who is my English teacher? Which man? Who is my English teacher? Which man? Hangi adam? Who I saw in the school garden? Okul bahçesinde gördüğüm adam. Burada özne durumunda değil, nesne durumunda arkadaşlar. Which man? Whose son is in my class? Oğlu benim sınıfımda olan. Burada da iyelik durumda arkadaşlar. Şimdi
Kuralı biraz sonra söyleyeceğim ama geri dönersek. Şimdi back bir cisim. Cisimler ve hayvanlar için which ve that kullanacağız arkadaşlar. Back ya which kullanıyoruz veya that kullanıyoruz ve sıfat cümlemizi yazıyoruz. Peki isimlerde insanlar için ne kullanıyoruz? Who veya that. Tabii burada bir de who'su gördük. İyelik onu biraz sonra göreceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Şurada da yine who's kullanabilirdik. Örneklerde zaten biraz sonra göreceğiz. Who, that veya who's kullanıyoruz. Örneklendirdiğimiz zaman göreceğiz arkadaşlar. Unutmayın. Bunlar sıfatlar. Bunlar sıfat cümlecikleri. Sıfatlar solda. Sıfat cümlecikleri ismin sağında. Peki gelelim şimdi. Örneklendirerek nasıl yapacağız? Şimdi. The girl lives next door. Kız nerede yaşıyordu? Yan kapıda, yan tarafta yaşıyor. Yan komşumuz. She is from India ve Hindistanlı. Şimdi arkadaşlar ne arayacağız? Nitelendiren which? Hangi? Neyi nitelendireceğiz burada? The girl and the girl lives next door. She is from India. Burada belli ki the girl. Kız. Hangi kız? Şimdi nitelendirecek isim bulduk. Onu nitelendirecek cümleyi bulacağız. Hangi kız? Yan tarafta yaşayan kız mı diyelim? Hindistanlı olan kız yan tarafta oturuyor mu diyelim? İkisi de olabilir arkadaşlar. The girl lives next door diyelim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın ismi getiriyoruz. The girl. Ne yapıyorduk? Who veya that kullanıyoruz. Burada özne durumlu olacak. Who lives next door. Yan tarafta oturan kız, yaşayan kız oldu. Bakın arkadaşlar, hangi kız? Yan tarafta oturan kız. Şimdi devam ediyoruz. Şu şeyi atacağız tabii. Çünkü özneyi yaptık. Şu özne şu. Özne ve sıfatı birlikte getirdik. Devam ediyoruz şu şeyi atarak. Is from India. Hindistanlı. Hangi kız Hindistanlı diyor? Yan tarafta bizim kapı komşumuz olan kız Hindistanlı arkadaşlar. Şimdi ikinci örnek. The boy is not very hard working. Olan diyor çok çalışkan değil. I helped him with his homework yesterday. Dün ona ev ödevinde yardım ettim diyor. Şimdi belli ki burada nitelendirecek isim hangisi? The boy, oğlan. Hangi oğlan? Hangi oğlana çok çalışkan olmayan oğlana çocuğa dün yardım ettim ödevinde mi diyelim? Veya dün yardım ettiğim, ödevinde yardım ettiğim çocuk çok da çalışkan değil mi diyelim? Sanki şu daha güzel şu. Yani nitelenecek isim bu. Nitelendiren cümle de şu olacak. Şimdi bununla bunu birbirine bağlayacağız. Önemli olan kural şu. The boy ismi yazdık. Sıfat cümleciği nitelendiren ismin hemen sağında olacak arkadaşlar. Hemen yanına yapıştıracaksınız. The boy. Who veya that kullanacaktık. Söylemiştik. Şöyle şunu yapacaktık. Doğru. Who that I helped with his homework. Şimdi buradaki him'i attık çünkü nesne durumunda bu cümlede. Nesneyi de şu who ve that'i kullandık arkadaşlar. Buradaki nesneyi atacağız. Hangi çocuk dedim? Dün ödevinde yardım ettiğim çocuk. Is devam ediyoruz. Is not a very hard working. Şimdi ne yaptık? İsmi bulduk. Onu nitelendiren cümleyi bulduk. Onu hemen yanına yapıştırdık. Sonra da cümleye devam ettik. Şimdi insan olduğu için who veya alternatif olarak that kullanıyoruz. Tamam mı? Şimdi gelelim buna. Şimdi at siyah diyor. O yarışı kazandı. Nitelendiren şey bir kere de horse olacak. O çok belli. The horse. Başta yazdık. At. Hangi at? Siyah olan at yarışı kazandı mı diyelim? Yarışı kazanan at siyah mı diyelim? Sanki şu yarışı kazanan at desek daha güzel. Şimdi horse hayvan veya cisim olduğu için which veya that kullanacağız. That. Şu iti atacağız çünkü özne durumunda won the race. Buraya kadar ne oldu? Yarışı kazanan at. Is devam ediyoruz. Is black. Siyah. Yarışı kazanan at siyah. Tamam. Şimdi ikinci örnek. Why don't you use your new jacket? Yeni ceketi niçin kullanmıyorsun diyor. I like it very much. Çok onu çok seviyorum diyor. Şimdi belli ki burada nitelendirilen şey ne olacak? Your new jacket. Şu. Your new jacket. Şöyle yapalım ama bunu başa almayacağız da şimdi şöyle yapalım. Why don't you use your new jacket? Why don't you use your new jacket? Şöyle işimiz burada daha kolay çünkü şu new jacket'ı nitelendiren şey hemen sağında zaten.
kaldırıp başka bir yere koymamıza gerek yok. Şimdi your new jacket bir eşya olduğu için which veya that diyeceğiz. Which I like. Buradaki iti atacağız. Very much. Şimdi burada neden olduğu gibi soruda kaldı? Çünkü nitelendiren cümle zaten nitelendirdiği ismin hemen sağında yer alacağı için şu cümleyi hemen şuraya yapıştırdık arkadaşlar. Şuraya bakalım yine aynı şekilde. Can you see the table? Masayı görebiliyor musun diyor. Its leg is broken. Ayağı kırık. Şimdi yaparsak şimdi can you see the table? Masayı görebiliyor. Hangi masayı görebiliyor musun? Ayağı kırık olan. Bakın nitelendiren isim bu. Nitelendiren cümle de bu. Zaten yan yanalar. Hiç yerini bozmaya gerek yok. Can you see the table? Şimdi yalnız burada bir durum var. Burada bir iyilik var. Ki onun ayağı iyilik olduğu için. Which kullanmayacağız. Whose diyeceğiz. Ki onun. Whose leg? Bunu atacağız. Whose leg is broken? Bunun diğerlerinden farkı burada iyilik var. Onun ayağı. Benim, senin. Hani hatırlıyor musun? İyilikler. Peki arkadaşlar. That is the house. Şimdi biraz daha farklı bir şey. That is the house. Şu ev diyor. That is the house. I was born there. Ben orada doğdum. Şu benim doğduğum ev diyecek arkadaşlar. Burada birazcık daha farklı. Şimdi nitelendiren şey hangi ev? The house. Nitelendirici. Which house? Şöyle yapalım. That is the house. Şimdi burada that is the house. Ki orada doğdum. Burada yer var arkadaşlar. Yer olduğu için where kullanacağız. Where I was born. Neyi attık? Şunu attık. Çünkü neden? Where kullandık. Şu ev diyor. Hangi ev? Benim doğduğum ev. Ki orada ben doğdum. Şimdi yer olduğu zaman bir şehir olabilir, bir yer olabilir, bir köy olabilir. Where kullanacağız. Ki orada ben doğdum. Türkçesi ki orada ben doğdum. I like this village. Bu köyü seviyorum. There are a lot of famous people here. Burada birçok ünlü insan var. Diyelim ki I like this village. Yine bir köy ki orada where there are a lot of famous people here atacağız. Çünkü burada where kullandık arkadaşlar. Yine bakın house'da da village'da da where kullandık. Şimdi en sonucu da yine farklı. And 1944 was the year. 1944 bir yıldı diyor. Nasıl bir yıldı? Which year? Nasıl bir yıldı 1944? Was the year. Şimdi burada da tarihlerde, zamanlarda when kullanıyoruz arkadaşlar. When the World War, İkinci Dünya Savaşı started. In that year kullanmamıza gerek yok çünkü burada where kullandık. Yani kısaca şöyle 1944 was the year when the Second World War started. Ki o tarihte İkinci Dünya Savaşı doğdu. Şimdi şöyle özetlersek, şöyle bir sayfada bir özetlersek. Arkadaşlar, tanımlanan isim var, tanımlayan cümle var, tamam mı? Tanımlanan ismi daire için aldık, tanımlayan cümlenin altını çizdik. Tanımlanan isim, hani back vardı ya, tanımlayan cümlede özne olabilir, nesne olabilir de veya iyilik olabiliyor arkadaşlar. Hatırlıyoruz şimdi, az önce söyledik. Nesnelerde ve hayvanlarda which ve that kullanıyoruz. İyiliklerde de Whose kullanıyoruz arkadaşlar. Az önce çalıştık. İsimlerde, insanlarda da who ve that kullanıyoruz. Yine iyilikte whose kullanıyoruz. Bunlara ekstra bir de yerler için kullanmıştık. Hani köy, ev vardı ya orada da where kullandık. Tarihlerde ne kullandık? When kullandık arkadaşlar. Şimdi tabii konumuz çok kolay değil ama İngilizce'de önemli bir konu. Konu anlatımını güzelce bir izleyin arkadaşlar. Sonra zaten örnekler çözerek birazcık da üzerine gideceğiz.